Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Yarınki inkılap tarihi sınavına hazırlık videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılı videomuzu hazırladık. O videoyu çalıştı değil mi Tonguç beni? Evet hocam tüm soruları çözdüm. Harikasın zaten beraber çektik o videoyu sıkıntı yok. Fakat bugün sizlerle beraber sınavdan bir gün önce son bir kez daha tekrar edelim istedik. Ve inkılap tarihinde Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı senaryoları cevaplayacağız arkadaşlar birlikte. Ve aynı zamanda kavramların başlıkların üzerinden tek tek birlikte hızlı bir şekilde geçeceğiz. Böylece sınavdan önce son kontrollerimizi yapıp inşallah sınavdan da en yüksek notu alacağız. Hadi bakalım Ozan videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta 3. üniteden sorumluyuz. Ya istiklal ya ölüm ünitesine. Burada biliyorsun Doğu cephesinde Ermenilerle Güney cephesinde Fransızlar ve mücadele etmiştik. Sonrasında da Batı cephesindeki mücadelemiz devam ediyordu. 1. ünün zaferini elde etmiştik. İlk savunma zaferimizdi. Ardından düzenli ordunun elde ettiği. Ardından 2. ünü de yine durdurduk düşmanı. Sonra Kütahya Eskişehir Savaşları'na geri çekiliyoruz. Kütahya Eskişehir Savaşları'na geri çekildikten sonra Topyekün direnişe geçmek için Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık etkisi veriliyor. Yani yasa çıkarma, yasayı uygulama ve yargılama etkisi veriliyor. Normalde bu günümüzde bunlar farklı farklı kurumlarda. Mesela bu bağımsız mahkemelerde, bu işte bakanlar kurulunda ve cumhurbaşkanı oluyor. Bu mecliste oluyor ama Kurtuluş Savaşı sırasında hepsi meclisteydi. Güçler birliği vardı ve hepsi başkomutana veriliyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk de ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için Tekalifi milli emirlerini çıkarıyor. Tekalifi milli emirleri neydi Tongu Şelal'in benim? Genel seferberlik. Harikasın hemen buraya yazıyorum. Genel seferberlik. Harikasın, mükemmelsin. konuyu yazırsın. Genel seferberlik emirleri ya yani niye? Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorduk. Hatta bak Milliyetin Bakanlığı da örnek senaryolarda bize bu soruyu sormuş. Demiş ki Mustafa Kemal Paşa'nın tekalifi milli emirlerini çıkarma nedenini ve bu emirlerin çıkarılmasının büyük taarruza etkisini açıklayınız demiş. Birincisi çıkarma nedeni. Türk milletini vatan savunmasında topyekün seferber edebilmek, ordunun eksiklerini gidermek ve böylece milli mücadelenin kazanılmasını sağlamak. Demek ki ordunun ihtiyaçları ve savaşı kazanılması için yapıyoruz bunu. Bu emirler silah ve cephane bakımından yetersiz olduğu için düşmana karşı saldırıya geçemeyen Türk ordusunun yiyecek ihtiyacını, giyecek ihtiyacını, silah, cephane, araç gereç ihtiyaçlarını gidererek büyük taarruzun, kazanılmasını sağlıyor. Demek ki bize böyle bir soru gelirse vatanı savunmak için ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için ve saldırıya geçebilmek için halktan yardım topladık. Birçok alanda yiyecek, giyecek, silah, cephane ve sonrasında da büyük taarruzu kazandık dememiz gerekiyor. Tonguç Ela'da benim. Ee, şuraya bakalım. Senaryo bak. Yine aynı şekilde başka bir soru var. Diyor ki 30 Ağustos günü Dunlupınar'da yapılan savaşı Mustafa Kemal Paşa yönetti. Tarihe başkomutanlık meydan muharebesi adıyla geçen bu savaşta Türk ordusu Yunan ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Ardından da Mustafa Kemal Paşa meşhur tarihi emrini verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor. Mustafa Kemal Paşa bu emriyle niye amaçlamıştır Hurtong Şelal'ı benim? Düşmanı denize dökmeye hedeflemiştir. Harikasın. Düşmanı denize dökmeye. Yani artık tamamen bitirmeye amaçlıyor. Bunu daha uzun bir şekilde şöyle diyebilirsin. Bu emirle e, Yunan birliklerini tekrar toparlama imkanı bulup bir güç oluşturma ihtimaline karşı Türk askerini denize kadar takip edin diyor. Yani asla toparlanmasınlar diyor. Karada tek bir düşman askeri kalmasın diyor. Niye? Bak şöyle düşün. Şöyle güzel ülkemizi çizecek olursak buraya tabi sen yazıla bunu yapmazsın da ben sadece konu anlatım yapıyorum sana. Amaç düşman denize dökmek. Şimdi biz Tonguç Elal'ı benim doğuda Ermenileri gönderdik tamam. Burada Fransızlar ve Ermenileri gönderdik. Burada birinci nünü kazandık. İkinci nünü kazandık tamam. Ardından Kutay askeri biraz geri çekildik ama Sakarya zaferi ve büyük taarruzla da böyle bu tarafa doğru gidip artık adamları denize cumurlop dökeceğiz. Hatta burası Türkiye şarkımız vardı. Onu da izleyin demiştik. Hem inkılapları anlatıyor hem de bu konuyu güzel bir şekilde özetliyor demiştik. Dolayısıyla burada amaç demek ki karada hiçbir şekilde Yunan askeri bırakmayıp düşmanı tamamen yurttan temizlemek diyeceğiz sonuç herhalde benim. Şimdi devam edelim. Direnişten dirilişe Sakarya'dan büyük taarruz demiş. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya zaferi sırasında şöyle bir şey diyor. Diyor ki hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyor. Yani sadece bir e, sınırı değil bir bölgeyi savunmalıyız diyor. O bölgede bütün vatandır diyor. Eğer vatandaşın kanıyla bütün bölge ıslanmadığı sürece vatanı terk etmeyeceğiz diyor. Sonrasında Sakarya zaferinden sonra ulusal gelişmeler var. Mustafa Kemal'e Maraşal rütbesi verilecek. Uluslararası gelişmeler var. Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzalayacağız. Rusya'yla da Kars Anlaşması'nı imzalayacağız. Aynı zamanda ardından da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Zaten soruda da görmüştük. Askeri başarılar siyasi başarıları getirecek. Sonrası büyük taarruza geçeceğiz. Hemen geçiyor muyuz sonuç herhalde? Evet hocam. Sakarya'dan hemen sonra düşmanı denize dökeceğiz. Hayır. Yanlış söyledin. Sakarya'dan sonra bir yıl bekleniyor. Ardından büyük taarruza geçiliyor. Ama bunu da bilelim yani. Düşmanı denize döküyoruz ardından. Sonrasında da e, Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmını bitiren... ...ve diplomatik kısmını başlatan... ...Mudanya Teşkesi'ne gideceğiz. Mudanya Teşkesi hukuken artık... E, ...İstanbul ve Boğazlar... TBMM'e bağlı olduğu için... ...hukuken Osmanlı... ...sona eriyor. Bak bu LGS'de gelmişti. Bir kez daha yazılılarda da sorabilirler. Tonguç Ela'da benim. Şimdi, e, Türkiye'nin tapu senedi... ...Lozan Anlaşması var. Biliyorsun biz misak-ı milli amaçlamıştık. Yani şimdi Mustafa Kemal Türk yaptığı kongrelerde, genelgelerde misak-ı milliyi amaçlamıştı. Ve misak-ı milli bizim rotamızdı, amacımızdı, ulusal yeminimizdi. Burada kapitülasyonları kaldırmayı hedefliyorduk. Ve egemen devlet anlayışıyla Boğazlar'da, Doğu Anadolu'da, işte sınırlarımıza güvenli bir bağımsız devlet kurmak istiyorduk. Kapitülasyonları kaldırıyoruz. Hatay hariç ve Boğazlar hariç birçok konuda da sorunları hallediyoruz. Musul'u da kaybedeceğiz sonradan ama birçok sorunu hallediyoruz. Yani Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmuyor. Zaten Lozan'da Ermeni sorunu hatta E büyük yazalım özel isim olduğu için Ermeni sorunu ve kapitülasyonlar bizim kırmızı çizgimiz. Eğer eğer bu ikisi konusunda taviz versek Adamlar zaten Ermeni devleti kurulsun diyor, kapitülasyonlar kaldırılmasın diyor. Biz de gerekirse savaşırız ama bu konularda taviz vermeyiz diyeceğiz. Ve bağımsızlığımızın tescili olacak Lozan Anlaşması. Ee, sanat ve edebiyat eserlerine milli mücadelede tabii ki hep milli bağımsızlığımızı, e, Türk milletinin birlik ve beraberliğini vurgulayan kitaplar, resimler e, e, edebiyatımıza ve sanatımıza kazandırılıyor. Şimdi bunlarla alakalı sorulara bakalım istersen Tonguç Şeradi benim. Ee, şunu alalım bir dakika bu soruyu kaldır ha saltanatın kaldırılmasının sonuçları yazınız demiş. Biliyorsun 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Şimdi bak saltanatın kaldırılmasının e, kronolojik açıdan şöyle bir önemi var. Şimdi biz Mudanya teşkisiyle ile Kurtuluş Savaşı bitti ya. Sonrasında Lozan Anlaşması var diye düşünüyoruz. Hop Lozan'a gidiyoruz diye. Hayır. Lozan'a gitmeden önce arada bir saltanatın kaldırılması var. Saltanat kaldırdıktan sonra biz Lozan'a gideceğiz. Sonra cumhuriyet ilan edeceğiz. Şimdi saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona eriyor. Ülke yönetimindeki iki başlılık ortadan kalkıyor. TBMM Türkiye'nin tek temsilcisi oluyor. Milli egemenliğin önündeki en önemli engel kaldırılıyor. Ve laiklik konusunda önemli bir adım atılıyor. Neden? Çünkü din ve devlet içeri ayrılıyor. Yani saltanat kaldırıldıktan sonra halifelik kaldırılmıyor. Yani e, Lozan Anlaşması'na giderken halifelik var. Cumhuriyet ilan edildiğinde halifelik var. Yani mesela 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı oluyor. İsmet İnönü başbakan oluyor. Abdülmecit Efendi halife. Bak halifelik kaldırılmıyor. Dolayısıyla din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış oluyor. Ve saltanatın kaldırılması en önemli e, nedenlerden biri de Lozan'a giderken ikililik çıkarmaya çalışıyorlardı. İkililik engellenmiş oluyor. O zaman burada anahtar kelimelerimiz birincisi milli egemenlik sağlanıyor diyeceğiz. İkincisi ikililik ikililik engellenmiş oluyor Lozan'da. Engellendi. Laiklik yolunda ilk adım laiklik için ilk adım diyebiliriz sonuç herhalde benim. Ve tabii ki de Osmanlı resmen sona erdi. Osmanlı resmen sona erdi diyebiliriz. Şimdi başka soru var mı ona bakalım şöyle bunlarla alakalı. Demiş ki Lozan Konferansı'nda şu sunu kaldıralım şöyle. Lozan Konferansı'nda Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır kararının Türkiye açısından önemini açıklayınız demiş. Şimdi burada ekonomik bağımsızlığımızda asla taviz vermeyeceğimizi vurgusunu yapmış oluyoruz. Yani Lozan konferansı alınan kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır kararıyla yabancılara verilen ayrıcalıklar kaldırılıyor. Yabancı devletlerin bir bahaneyle daha doğrusu bu bahaneyle içlerimize karışmasına engel olunuyor. Türkiye'nin her alanda tam bağımsızlığı kazanılıyor ve milli bir ekonomik yapı kurmanın yolu açılıyor. Yani sınavda böyle bir soru gelirse yazmamız gereken şeyler şu. Birincisi Diyeceğiz ki yabancıların yabancıların iç işlerimize karışması karışması engellendi. Bunu bir kere bileceğiz. İkincisi ve en önemlisi tabii ki tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık sağlandı. Çünkü ekonomik bağımsızlıkla tam bağımsızlık sağlanıyor. Tam bağımsızlık sağlandı. Ve en önemlisi de milli bir ekonomik yapı diyeceğiz. Kurulması, milli bir ekonomik yapı kurulması hedeflendi diyeceğiz. Kurulması hedeflendi şeklinde ilerleyebiliriz. Şimdi burada başka sorumuz var mı bakalım. Saltanatı kaldırmasının sonuçlarını yazmıştık. Medeni kanun diye. Şimdi devam edelim. Gelelim diğer konumuza. Demiş ki Atatürk ilkeleri. Burada tabii ki cumhuriyetçiliğin milli egemenlikle alakalı olduğunu yani meclisin açılması, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı bulunan her biri cumhuriyetçilikle alakalı. Milliyetçilik ise tabii ki Türk kelimesini gördüğün zaman Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, işte Türk Bayrağını Koruma Kanunu, işte e, Türkçe soy isimlerinin seçilmesi, Türkçe tarih coğrafya dersinin Türk hocalarını okutması gibi hep böyle Türk kelimesini gördüğün zaman milliyetçiliği yakalayacaksın Tonguç Herhalde benim. Ve milliyetçilik ve Aynı zamanda milli bağımsızlığımızla da alakalı. Yani kapitülasyonların kaldırılması, kurtuluş savaşı, kabotaş kanunu gibi bağımsızlığımızı koruyan her şeyde milliyetçilikle alakalı. Halkçılıktaki anahtar kelimemiz eşitlik. Yani a paşa, hacı, hoca gibi ünvanlar kaldırılıyor. Herkes eşit oluyor, herkes soyadı alıyor. Ve devlet halkına eşit bir şekilde destek oluyor. Devletçiliğe baktığımızda ise karma ekonomi. Kurtuluş Savaşı sonrasında halkın elinde yeterli sermaye yok. O yüzden de devlet temel yatırımları yapma konusunda halkına destek oluyor. Layıklık ise yönetimde, hukukta, eğitimde akıl ve bilimin esas alınması layıklık oluyor. Din yerine akıl ve bilimin esas alınması. İnkılapçılık ise Atatürkçülüğün durağın olmaması. Yani durgun olmaması. Durmaksızın batıya yönelilmesi, çağdaşlığa yönelilmesi. O zaman buraya da çağdaşlaşma anahtar kelimesini yazabiliriz. Buraya bağımsızlık yazıyorum bağımsızlık. Buraya da e, ulusal egemenlikle alakalı kavramlarımızı bilelim yeterli. Şimdi siyasi alanda mesela saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle alakalı. Milli egemenlikle alakalı yani. Ankara'nın başkent ilan edilmesi tarihi, coğrafi, stratejik ve sosyal açıdan önemli olduğu için Ankara'yı biz Cumhuriyet'in ilanından önce başkentimizi ilan ediyoruz. Cumhuriyet'in ilanı zaten direkt cumhuriyetçilikle alakalı. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında hükümet bunalımı bitiyor. Ulusal egemenlik güçleniyor. Kabine sistemine geçiyoruz. Artık devletin rejim belli oluyor. Devletin başında kim var artık sonuç herhalde benim? Cumhurbaşkanı Atatürk var. Harikasın. Halifeliğin kaldırılması ise layıklık yolunda çok büyük bir adım. Tevhid tedrisat aynı gün Tevhid Edirisat yapılıyor. Yani 3 Mart e, 1924'te eğitimle birlikte sağlanıyor. Şeriye ve efka vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulacak. Erkan Harbiye kelti kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulacak. Aynı zamanda FK ve Katiyen'e de Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulacak. 1924 Anayasası'nda Cumhuriyet'in ilanı vurgulanacak. Cumhuriyet kabul edilecek. Ve tabii ki daha modern bir anayasa hazırlanmış olacak. Burada hukuk alanındaki gelişmelere baktığımızda dini mecelle kanunu yerine Medeni kanun gelecek İstişare'den ve böylece kadınlar evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme konularında çok büyük haklar elde edecekler. Kadınlar seçme seçilme konusunda hak elde edecek mi Tonguç Hayır hocam. Harikasın. Seçme ve seçilme konusunda medeni kanunla haklar yok. Yani siyasi haklar var derlerse ne diyeceğiz sonuç herhalde benim? Siyasi hakları yok. Harikasın siyasi haklar yok. Eğitim ve kültür alanında gelişmelere baktığımızda tevhid tedrisat ile eğitimle birlik sağlanıyor. Harf inkılabı ile okur yazar oranı artılıyor. Millet mektepleri sayesinde de. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik. Milli bir kültürümüzü, milli tarihimizi öğreniyoruz. Türk Dil Kurumu milliyetçilik. Dilimize sahip çıkıyoruz. Dilimizi ve kültürümüzü korumuş oluyoruz. Üniversite reformu, malçe raporu, sanat ve spor. Bunlar da yine çağdaşlaşma yoluna atılan önemli adımlar. Tonguç Eladi benim. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda şu sayfaları şöyle koyalım. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda şapka kanunu ile tabii ki halkçılık herkes benzer kıyafetler giyiyor ve inkılapçılık modern kıyafetler giyiyoruz. Tekke zavi ve türbelerin kapatılması laiklik yani bu tekke zaviye türbeler eskiden çok iyiydi. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler, Pir Sultan Abdal'lar buralardan yetişmişti. Ama sonradan bozulduğu için bunlar kapatılıyor. Takvim saat ve ölçülerde değişim hangi ilkeyle alakalı Tonguç Erhan'ın Batı'ya yöneliyoruz hocam. İnkılapçılık. Harikasın. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Soyadı kanunu yine halkçılık eşit oluyoruz. Herkes sizi soy ismi alabiliyor. Modern Türk kadını ve siyasi haklar yine önemli. Burada belediye, muhtarlık ve vekillik yani BMW diye koduyoruz bunu. Bak medeni kanunda siyasi haklar yok. Burası çıkar sınavda ama e, sonrasında 1931 33te 30'da Türk kadın haklar veriliyor. Ekonomi alanında gelişmelere baktığımızda anahtar kelimemiz burada devletçilik. İzmir İktisat Kongresi yapılacak ve burada misak-ı iktisadi yani ekonomik yeminimizi yapacağız. Kapitülasyonları kaldıracağız diyeceğiz. Ardından Lozan'a gidip kapitülasyonları kaldıracağız. Halkın üzerinde, çiftçinin üzerinde büyük bir yük olan ...aşar vergisi kaldırılacak. Bu da yine halkçılık ile alakalı Tonguç Eladım benim. Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerini işletme hakkı Türklere verilecek. Bu da yine tabii ki net bir şekilde milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Teşkil sanayi kanunu yine devletçilik ve halkçılıkla alakalı. Halkı sanayiye teşvik ediyoruz ama temel yatırımları yine devlet yapıyor. 1929'da çok büyük bir ekonomik kriz yaşandığı için temel yatırımları yine devlet yapacak. Sağlık alanında gelişmelerde sosyal devlet anlayışıyla hareket edeceğiz. Sosyal devlet anlayışı ne demek hocam? Çok güzel bir soru sordun. Devletin halkın yararına yatırımlar yapması, hastaneler, okullar, köprüler işte buna benzer imkanlar oluşturması sosyal devlet anlayışı oluyor Tonguç Eladı benim. Şimdi gel istersen hemen sorularımıza da bakalım. Ardından da sen zaten hem yazılı notlarına bunları bir kez daha tekrar etmelisin. Hem de yazılı denemelerindeki soruları mutlaka çözmelisin Tonguç Eladı benim. Şimdi demiş ki ee, ha şurada. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçme egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme yenilenmesi zorundur diyor. Bak değişme, gelişme, yenilenme kelimelerini gördüğümüz zaman yazmamız gereken ilke, inkılapçılık ilkesi Tonguç evladım benim. Bu sorunun cevabı bu. Geldik başka bir soruya. Türkiye uluslararası ölçü ve tartı birimlerinin kabulüyle neyi amaçlıyor? Birincisi tabii ki... Ee, uluslar arası uluslar arası uyum sağlanacak ve böylece ölçü birliği yani ölçü birliği sağlanacak sağlanacak bu bir İkincisi ticaret düzene girecek ticaret düzene girecek çünkü niye sen arşın endaze ile satıyorsun adam kilogram metre santimetre diyor yani böyle bir şey yok ticaret Düzene e, girecek Ve aynı zamanda e, Karışıklıklar yani karışıklık Ve Sorunlar e, Bitecek Çünkü adamlar anlamıyor abi bana 2 kilo ver diyor Sen bizde kilo yok bize okka var diyorsun Kafa karışıyor ve batı ile Ticari ilişkilerde uyumsuzluklar ortadan kaldırılacak Batı ile uyum diye yazabiliriz Batı ile uyum Diyebiliriz geldik başka bir soruya Türkiye İktisat Kongresinde Milli ekonomi anlayışı doğrultusunda önemli kararlar alınıyor bu kararlardan bazıları şunlar. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Harika bak. Yurt içinde sanayi dalları. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. Şimdi Türkiye İktisat Kongresi alınan bu kararların amaçları nedir diyor. Birincisi bak ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır derken dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılıyor ve sanayi geliştirilmeli. Bununla birlikte ithalata sınırlama getirilmeye çalışılıyor. Şimdi burada şunu bileceğiz. Dışa Bağımlılık azaltılmaya çalışılıyor diyeceksin Tonguç'um. Ve ithalat, bak yani dış satım, pardon dış alım, ithalat azaltılıyor. İkincisi, Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik ediliyor. Bu karar ile de yerli üretim canlandırılıyor. Bak yerli üretim canlandırılıyor yerli üretim canlandırılıyor ve aynı zamanda paranın ülke dışına çıkmasına engel olmak istiyoruz. Mesela şimdi ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum gidip yurt dışından bu malı alıyorum. E benim param yurt dışına çıkmış oluyor. Halbuki ben Türk malı bir telefon almış olsam ne olacak para Türkiye'de kalacak. Yerli üretim canlandırılıyor. Paranın ülke dışına çıkmasına engel oluyoruz ve milli ekonomi güçleniyor. Milli ekonomi güçleniyor diyeceğiz. Geldik başka bir soruya. Milliyetçilik ilkesi Siyasi ve kültürel birliğe, ideal birliğine dayanan bir toplum yapısı ortaya çıkarır. Bu durum toplumda milli kültürün geliştirilmesi için dil, tarih ve benzeri alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmasını ve kurumlar oluşturulmasını öngörür diyor. Atatürk döneminde milli kültürün geliştirilmesi için oluşturulan kurumlardan ikisini yazınız diyor. Tabii ki birincisi Türk Tarih Kurumu, ikincisi de Türk Dil Kurumu. Bu iki kurum Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini güçlendiriyor milliyetçilik ilkesi doğrultusunda açılıyor. Hemen başka bir soruya bakalım. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını yazmıştık zaten. Ha, şu soru bak medeni kanun sorusu da gelecek. Demiş ki tek eşli evlilik kabul edildi. Evliliğe yaş sınırı ve resim nikah zorunluluğu getirildi. Kadının rızasının alınma zorunluluğu hale getirildi. Mirasa kadın erkek eşit olduk. Mahkemelerde kadın erkek şahitli eşit sayıldı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Kadınlara boşanma hakkı verilerek erkeklerle eşit hale getiriliyor. Şimdi buna göre Türk Medeni Kanunu toplumsal hayata etkileriyle ilgili çıkarımlarınızı yazınız demiş. Şimdi birincisi Vatandaşların hakları, bak bu çok önemli bir cümle Tonguç Efendi benim. Vatandaşların hakları güvence altına alındı. Güvence altına alındı dememiz gerekiyor. Niye? Çünkü kanuni olarak yani mesela e, kadına mirastan babaları belki verebilir ben kızıma da pay vereceğim diyebilirdi ama bu kanunen geçerli değil artık babası da vermek zorunda kızına da oğluna da eşit bir şekilde mirası bölüştürmek zorunda aynı zamanda kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verildi bak kadınlara şöyle yazalım kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verildi bu haklar sayısı tabii kadınlar ne oldu istediği mesleği seçebiliyor, istediği mesleğe girebiliyor, ekonomik özgürlük kazanıyor. Evet, Türk kadını her alanda çalışmak kazanıyor. Türk aile yapısını ve Türk kadının ailedeki yerini güçlendiriyor. Artık Türk kadını eskisinden çok daha güçlü. Toplumun temeli oluşturan aile kurumunun yasal bir güvence altına alınmasıyla sağlıklı bir toplumun oluşturulması konusunda önemli bir adım atılıyor. O zaman aile kurumu bunu da buraya yazacağım. Sığmadı çünkü Tonguç'um. Aile kurumu yasal güvence altına alındı. Yani Resmi, ...resmi nikah zorunluluğu geldi. Yas, yasal güvence altına alındı diyebiliriz. Şimdi şu sorulara da bakalım. Demiş ki tevhid tedrisat. Yani tevhid tedrisat neydi sonuç herhalde benim? Eğitimde birlik. Harikasın. Tedrisat, eğitim, tevhid, birlik. Eğitimde birlik kanunu 3 Mart 1924'te çıkarmış. Bunun nedenleri nedir diyor. Şimdi birincisi Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda... ...eğitim öğretim alanında en önemli sorunların biri... ...eğitim öğretim birliği yok. Yani bir medreseler var, bir askeri okullar var... ...bir modern okullar var. Yani eğitim birliği yok. Ülkemizde medreselerin yanında batı tarzı eğitim veren mektepler ile azınlıklara ve yabancı devletlere ait okullar bir arada faaliyet gösteriyor ve herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Çıkarılan bu kanun ile eğitimdeki çok başlığa son verilmek isteniyor. Eğitim sistemi çağın gereklerine uygun bilimsel, akılcı, layık, milli bir hale getiriliyor. O zaman diyeceğiz ki eğitim birliği sağlanmak istendi ve aynı zamanda şunları da yazacağız. Ee, ...bilimsel virgül, milli virgül, akılcı ve laik bir eğitim sistemi kuruldu. Eğitim sistemi e, kuruldu diyebiliriz. Son sorumuza bakalım. Diyor ki, Türkiye İktisat Kongresi'nin Milli Ekonomi Anlayışı Doğrultusunda önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi, yurt dışında bulunan sanayi dalları kurulmalıdır... Türk vatandaşları yerli mallık kullanımına teşvik edilmelidir. Bu soruyu zaten cevaplamıştık. Burada ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurularak dışa bağımlılık azaltılıyor ve sanayi geliştirilmeye çalışılıyor ve bununla birlikte ithalat sınırlandırılıyor demiştik. Bir de Türk vatandaşları yerli malı kullanıldığı zaman ne olacak Tonguç Elad'ın benim? Bizim ekonomi güçleniyor. Harikasın. Ekonomimiz canlanıyor, yerli üretim canlanıyor, paramız yurt dışına çıkmıyor ve böylece milli ekonomi güçleniyor dememiz gerekiyor Tonguç Elad'ın benim. Şimdi yazılı öncesinde son bir uyarılarımızı yaptık ama sen mutlaka yazılı denemelerindeki soruları çöz. Takılırsan da mutlaka bu soruların cevaplarına bakarak yaz. Gerekirse yaz bunları. Tekrar yaz bak. Burada mesela nerede? İnkılap tarihi demiş ki Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmelerden 3 tanesini yazınız demiş. Ankara Anlaşması, Kars Anlaşması, Mustafa Kemal'e Gazi ve Maraş Arbitresi'nin verilmesi. Bunu yaz. Biliyorsan yaz. Bilmiyorsan mutlaka karakada okutarak ya da cevap bakarak öğren ve onu da yaz. Böylece sınavdan önce hepsini güzelce tekrar etmiş olursun. Yazı notlarından da tekrar ettiğinde inşallah yazılıdan yüz alırsın. LGS'ye son düzlükte artık sahne full denemecilerin her aşamasında dozu arttırarak ilerleyen doz denemeleri, LGS tarzı sorularla 3 tam denemeden oluşan geri sayım denemeleri, sınav hazırlığında net arttırma odaklı tasarlanan ana denemeleri ve seni bir üst seviyeye çıkaracak olan hızlanma denemeleriyle tüm derslerde hedeflediğin netlere ulaşabilirsin. Denemeler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Hepinize yazılarınıza başarılar arkadaşlar.